Bugün 26 Şubat, Cumhurbaşkanımızın yaş günü. Kendine özgü bir yaş günü kutlaması yapıyor. Kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği gazetecilere yargılaması var bugün. İki dizi yaptım. Birisi 17 Aralık'ta ne yaşandığını anlatan bir diziydi. Onun savcısıyla konuştum. Onunla ilgili soruşturma başlattılar. Savcıyla konuştuğum için orada ifade vereceğim. Öbürü de 25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla ilgili polis fezlekelerini yayınlamıştım. Orada da hakaret ve gizliliği ihlalden dolayı dava açıldı. 9 yıla kadar hapsim isteniyor. Orada da mahkeme bugün ilk duruşması. Zorla getirilme kararı var hakkımda. Dolayısıyla yarım saate kadar yetişemezsek tutuklanma ihtimali var. Onun için köprü trafiğini aşmaya çalışıyoruz. Bir dava daha var bugün. Yargılamasına başlanacak. O da fezlekelerin açıklanması üzerine yasak konmuştu. Sansür vardı. O yasağın karşısına çıktım ve fezlekeleri bilmek halkın hakkı diye bir köşe yazısı yazmıştım. Onda da hakaret suçu bulmuşlar. Orada da dava açıldı. İkisinde de başbakan ve oğlunun karşısında sanık olarak bugün mahkemeye çıkacağım. Artık mesleğin bir parçası gözüyle bakıyoruz. Yargılanmayanlarda bir mahcubiyet hissi oluyor. Biz işin tadını çıkarıyoruz. 14 Ağustos günü işte gazetede işten çıkarılmam için ismimin geldiğini öğrendim. İşte anlatılana göre bana yönetim tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan başbakanlığı döneminde şahsımla ilgili briefing verdiği, benim polis ve savcılarla irtibatımın olduğu, telefon görüşmelerimin olduğu, bu polislerden bilgi belge aldığımı ve bunlara hizmet ettiğimi söylemiş. Bu şekilde bir belge geldiği ifade edildi MİT'ten de. Bu konuda hani ben de gazete yönetimine söyledim. Kiminle görüşebilirim? Adliye muhabiriyim ben. Yani bir manavla görüşecek değildim haberi ya da bir çaycıdan haberi alacak değildim. Balmumcu'daki Sabah gazetesinin ve dergi grubunun önüne 16-17 kişilik bir kadın grubu geldi. Ellerinde dövizler vardı. Ben de o sırada binanın önünde sigara içiyordum arkadaşlarla. Makara kukara yapıyorduk. O 16 kadın içerisinden bir tanesi benim arkadaşım çıktı. Modern dansçı bir arkadaşım. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Öpüştük, sarıldık. Nasılsın, iyi misin dedik birbirimize. Ve ona aynen size söylediğimi söyledim. Sen protesto etmeye geldin, ben protesto edilen taraftanım. Her neyse, sen nasılsın, iyi misin, hayat nasıl gidiyor diye konuştuk. Bu kadar. Bu konuşmadan bir saat sonra beni insan kaynaklarından çağırdılar ve iş akdime son verdiler. Bir cumartesi günüydü. Çalıştığım akşam gazetesinin yayın koordinatörü yanıma geldi ve odasına çağırdı beni. Birazcık konuşalım dedi. Tedirgindi. Ben gittim. Ve bana attığım tweetler nedeniyle gazete yönetiminin rahatsız olduğunu ve işime son verdiklerini söyledi. Buna inanamadım. Haberlerimizin giderek daha fazla sansürlenmesine itiraz ettiğim için, birebir sansürle boğuşmak zorunda kaldığım için ve sendikal faaliyetlerde bulunmak nedeniyle beni sadece işten değil sektörden attılar. Kızım o zaman 7 yaşındaydı. Atıldığım gün ya da öncesi bir iki gün sonra annesi biraz da bir konuşmuşlar ve ben uyutuyordum. Yatağa girdik. Baba seni işten mi attılar dedi. Yani nereden biliyorsun kızım? Annemle biraz konuştuk dedi. Olsun dedi, sen doğruları yazdıysan dedi, sorun yok dedi. Birbirimize sarılıp ağladık yani. Kız 7 yaşındaydı. Ben de 45 yaşında bir adamım yani. Ben
46 yıllık gazeteci Hasan Cemal. İşimi bir gazeteci olarak bu memleketin başbakanı ile Tayyip Erdoğan'la gazetecilik anlayışımız uyuşmadığı için kaybettim. Her zaman söyledim. Bir kısım medya hiçbir zaman yanımızda olmadı diye. Ve bu medyanın bazı uzantıları, kalemşörleri şunu yazıyor. Devlet yönetmek başka bir şey, gazete yapmak farklı bir şey. Attıkları manşetlerle, köşe yazılarıyla neymiş? Gazetecilik yapıyorlarmış. Eğer böyle gazetecilik yapacaksan batsın senin bu gazeteciliğin. Başbakan çıkıyor Balıkesir'de, batsın sizin gazeteciliğiniz diyor. Erdoğan Demirören başbakanı arayıp patron seni üzdük mü diyen söyleşinin sonunda özür konuşması, utanmadan ağladı. Yani bir başbakan konuşmasıyla bir gazete sahibini ağlattı. Türkiye emret komutanım gazeteciliğinden beyefendi rahatsız olmasın gazeteciliğine gelmiştir. Bu çok acıdır. En ufak bir haber, yani bir gazetenin bilmem işte 27. sayfasının en dibindeki küçük bir haberle ilgili olarak veya televizyondaki bir altyazıyla, televizyonda bir söylemiş cümleyle ilgili olarak gelip ya işte beyefendi bundan çok rahatsız oldu, beyefendi buna çok sinirlendi, beyefendi buna çok bozuldu, beyefendi bunu okudu çok bilmem ne oldu demeye başlayınca ben içimden şöyle geçtim, içimden geçtim de bunu söyledim, dedim ki ya kardeşim başbakan bununla mı uğraşıyordur ya, başbakan herhalde bu, kalkıp sen dedim kraldan çok kralcılık yaparak onlar adına konuşuyorsun, böyle bir şey olmaz. Fakat tapeler ortaya çıktığı zaman şoke oldum ben. Yani ülkeyi 80 milyona yaklaşan nüfusuyla, büyük problemlerle boğuşan bir ülkeyi yöneten bir liderin bu kadar detay medya haberleriyle, medya analizleri uğraşması bana çok absürt geldi. Her odada maliye müfettişi vardı. Yani her odada hesaplara, kağıtlara bakan korktu. Medyayı patronlar korkuttular. Yani ben mesela Aydın Doğan'la ilgili bir şey söyleyebilirim. Aydın Doğan kim ne derse desin, ben Aydın Doğan'ın iyi bir gazete patronu olduğunu düşünüyorum. Yani Aydın Doğan şununla burun buruna geldi. Ya biz seni hapse atacağız, bütün mal varlığın elinden gidecek. Bir hafta işte iki tane zibidiye at. Gazeteler yayın yönetmenlerinin elinde değil. Gazeteleri hükümet komiserleri yönetiyor. Bu hükümetin atadığı komiserler yönetiyor. Ve bu komiserlik sisteminin başındaki kişi de Yalçın Akdoğan'dır. Bakın ben bunu açıkladım. Bizim olayımızda yaşadım. İkinci isim, sonradan görevden aldılar, Hüseyin Çelik'tir. Bu başbakanlık karargahında, bu piramidin üstünde de Tayyip Erdoğan vardır. Ya ben AK Parti'ye 2011 seçimlerinde oy verdim. Oy verdiğimi de niye yazdım? Referandumda evet dedim. Niye evet dediğimizi de yazdım. Çünkü ben gerçekten bu insanların değiştiğini ve yeni bir Türkiye'yi hep birlikte kurabileceğimizi düşündüm. Ama gerçekten 2012'den sonraki özellikle Arap Baharı'nın yarattığı travma ya da orada gördükleri imkanı demokratikleşme için değil, tam tersine biz hepimizi Müslümanlaştırma, hepimizi farklı olanı yok etme üzerine bunlar kullandılar. Ve ben o andan itibaren de zaten asla geçmişte yaptıklarım için hiç pişman değilim. Ama şu anda somut duruma baktığım zaman şu anda yapabileceğim tek şey eleştiriyorum.
Dünkü duruşmayı manşete çektik bugün. Aslında sadece benle ilgili değil. Son 3 ayda 80 kişi Erdoğan'a hakaret nedeniyle suçlanmış, davalar açılmış. Dün listeleri de gördük. Yani ciddi bir her eleştiriyi hakaret sayan bir cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla bizim ömrümüzün yarısı mahkemelerde geçmeye başladı. Mesela benim 3 nokta davam var. Yani ben yazarken yazımda 3 nokta kullanmışım. O 3 noktanın aslında Tayyip Erdoğan'a olduğuna karar vermişler. Ve ondan yargılandım ben. Yani bu 3 noktadan dolayı benim hikaye 3 nokta yani ben 3 noktayı kastettim. O değil dedim. Hayır bu 3 nokta olur dediler. Yani böyle böyle davalarımız var bizim. Ya, başka bir şey daha var. Lefontaine'de beni mahkemeye verdiler. Ve mahkemeye gittik. Kusura bakmayın ben geldim ama Lefontaine gelemez dedim. Yani ondan yargılandık. Arkamda bir gürültü koptu. Çat diye bir şeyler çarpıldı. Çut diye başka bir şeyler oldu. Masalara yumruklar vuruldu. Bir kıyamet koptu içeriden derken benim kulağıma bir ses bağıra bağıra o Uludere kullanılmayacak demedik mi biz sana diye bağırıyor. CNN Türk'ün genel yayın yönetmeni. Hiçbir patron bana, bir gazeteciye şunu yap ya da bunu yapma diyemez. Ne yapabilir? Benimle çalışmama hakkına sahiptir. Bana bunu dayatma hakkı yoktur onda. Ben gazeteciysem. Ha der ki ya bu kadın şöyle düşünüyor, güle güle. Ama bana sen nasıl dersin? Onu vermeyeceğiz. Hadi canım yani vereceğiz, verdik. Artık bırakın bağımsız, objektif, tarafsız haberciliği, yandaş olmadığınız zaman yaşama şansınız hiç kalmadı. Hiç kalmadı. Yani eskiden merkez medya diye tanımladığımız medyada küçük adacıklar vardı. Muhalif adacıklar vardı. Yani dünyada da biliyorsunuz ki muhalefet olmadan hiçbir gazeteciliğin anlamı yoktur. Yani muhalif gazetecilik muhalefettir aslında. İktidara muhalefet olmaktır. Ama ne yazık ki gazeteciliğin kodlarıyla oynadılar ve Türkiye'de şu anda artık işte bir MİT müsteşarından talimat alan gazeteciler görmeye başladık. Artık bir istihbarat örgütünün önümüzdeki dönem yapacağı operasyonu önceden haber veren gazeteciler görmeye başladık. Bunlar eskiden ayıptı. Çapulcunun o meydana gelip insanımızı, halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız. Türk medyasının ne kadar haber sakladığı ile yüzleştik birdenbire. Sokakta insanlar ölürken o insanlar başkaları değillerdi. Onlar arkadaşlarımızdı, komşularımızdı, sevgililerimizdi, eşlerimizdi, çocuklarımızdı. Meydanlarda tomalardan, gazlardan nefes alamayan insanlar evlerine döndüklerinde ailelerinin bir merak telefonunu bile alamadılar. Çünkü haberleri yoktu ailelerinin. Pazartesi işe gittiğimde şeyimde ve mailbox'ımda aşağı yukarı 3-4 bin tane protesto maili vardı. Çünkü sorumlu müdür olduğum için lan biz bu CNN Türk'ü kime şikayet edelim dediklerinde benim mailimi görmüşler ve binlerce mail. Hepsi protesto eden, zehir zemberek mailler. O tamamen bir şapşallık. Yani bir kasıt falan değil. Şöyle gece 12'den sonra yahut yarımdan sonra saati bilmiyorum. Otomatiğe bağlıyorlar. Geceye bir kişi kalıyor. Öbürler programı şey yapmış, otomatiğe bağlamış gitmişler. Sabahleyin benim en küçük kızım Holding'in yönetim kurulu başkanı Begüm Han bize geldi. Ne yapıyorsunuz siz de? Ne yapıyorsunuz? Ya belgesel yayınlıyorsunuz. Ondan sonra erken saatte bunu söyledi. Biz oradan fark ettik. Meslek kazası olmuştur. Hiçbir kasıt yoktur. Hükümet o dönemde bunu kasten yaptılar dediler. Hayır biz öyle şeyle değil. Tamamen mesleki bir hatadır. Gezi İslami dünyada muhafazakar kesimde çok büyük kırılma yarattı.
Ve ilk defa hani Yeni Şafak gibi benim çalıştığım gazetede hep hükümete yakın dursa da hep bir mesafesi olan bir gazetede bile gazete yönetimi şunu söyledi. Bu artık bizim için bir varlık yokluk meselesi. Gezi Parkı kendi kendine oluşmuş çok büyük bir olaydı Gezi eylemleri. Organize etti söyleyen grup buluştu Tayyip Erdoğan'la. Hepsinin içindeki tavrını biliyoruz. Bir sendikacı kadın dışında kimse ağzından çıkıp tek kelime söyleyemedi. Peki o zaman siz kapalı kapalar ardında yapardınız görüşmede hiçbir şey söylemiyorsunuz da ben o gerilimli ortamda televizyonda mı yapacağım bunu sizin yerinize? Niye yapayım? Gerçek Tayyip Erdoğan'ı ben o programda soyup halkın önünde gösterdim. Dolmabahçe'de ofisinde oturup vapurdan inenlere kızlı erkekli kol kola sarmaş dolaş olmasından ne kadar rahatsız olan bir başbakanımız olduğunu görüyorum. Bir başbakan buna bakar mı? Biz öğrendik ki bakıyormuş. Yani o program bana sorarsanız o gün benim çok hakaret işitmeme, çok küfür işitmeme sebep oldu. Eşim başta olmak üzere, çünkü eşim de çok duygusaldı o günlerde. Bir sürü insan da bana hakaret etti. Ama mesela kızım da geldi, baba çok iyi bir iş yaptın dedi. Gezi eylemlerine katılanlar eylemin ilk haftası içerisinde gazetenin yayın toplantısında bir kısım yöneticilerimiz tarafından terörist diye nitelenirken böyle konuşmalar geçerken telefonum çaldı. Gittim, kızım arıyordu. Toplantıdan çıktım, kızımla konuştum, içeriye girdim. Dedim ki bir terörist beni aradı, Gezi teröristlerden biri beni aradı, kızım beni aradı çünkü kızım Gezi'deydi, oğlum Gezi'de olduğu gibi. Haberlerim yine mahkeme kararıyla Radikal'de yayınlanan haberlerim geçmişe dönük siteden sildirildi mahkeme kararlarıyla. Açtığımız site kapatıldı. Sonrasında attığım tweetler mahkeme kararıyla karartıldı. Ve halkın haber alma özgürlüğü için, bilgiyi aktarmak için ne yapılabilir diye düşündüğümde yapabileceğimiz, gazeteciliği yapabileceğimiz bir mecra kalmadı. Birdenbire kendimi üçlü bir kadın haber silsilesinin içinde buldum. Akşam gazetesinin işte üç kadın yazarı, işte Gezi eyleminin elebaşları falan gibi başlıklarla bir hafta süren bir karalama kampanyasında adım geçer oldu. Ve bunu yapanlar da daha önceden tanıdığım insanlardı. Bir takım internet siteleri vesaire vesaire. Hakikaten çok anlamsız bir şeydi. Çünkü hani şeyi hissediyorsun, tamam beni harcayacaklar. Ama bunu yaparken seni mümkün olduğunca kişiliksizleştirmeye çalışmaları ve etiketlemeye çalışarak yapmaları da çok aşağılayıcı bir şey. Bunlar öyle gelip delikanlıca, yiğitçe hiç olmazsa kurşun sıkarak ve hatta bomba koyarak falan öldürmüyorlardı. Bunların farklı bir yöntemleri vardı. Ayakta öldürüyorlardı insanı. Onurunu kırıyorlar, şerefiyle oynuyorlar, namusuyla oynuyorlar, önüne kaset koyuyorlar, korkutuyorlar. Bir şekilde onu sindiriyorlar ve onu bir ölü haline getiriyorlardı. Ölmeye yatıyordum. Açık söylemek gerekirse uyanmayayım diye yatıyordum. Çünkü benim tuvalet alışkanlığım bile değişti. Yani bütün o saatler değişti, yeme düzenim değişti, yatma zamanım değişti, kalkma zamanım değişti ve o süreden sonra ben birçok telefon aldım. Yani bu olaydan sonra gerek işte sendikadan, gerek diğer gazetelerden, gerek yurt dışı gazetecilerden hepsinden kaçtım. Facebook'tan çıktım, işte Twitter'dan çıktım. Böyle olunca baktım olacak gibi değil. Hakikaten olayı kotaramayacağım. Bir psikiyatriste gittim. Dedi seni bir hastaneye yatıralım dedi. Sadece ekmeğinizden olmuyorsunuz. 30 yıllık mesleğinizden oluyorsunuz. Geçmişte bizim sektörümüzde hakikaten bir mobilizasyon vardı. Yani bir yerden ayrılırsanız diğer yerde kendinize bir iş bulabilirdiniz. Ancak bu dönem işsiz kalan gazeteciler ne yazık ki o mobilizasyon imkanından yoksunlar ve mesleğin dışına düşmek hakikaten çok koydu. Yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama çocuğum babasının düştüğünü düşündü. O demir birliği acaba
baba? Niçin atıyorsun evladının mezarına? Neyin mesajını veriyorsun? Dönemin başbakanı tarafından Berkinal Elvan annesinin, ailesinin, annesinin yuhalatılması, meydan, miting meydanlarının yuhalatılması kan donduran bir deneyimdi. Kan donduran bir deneyim. Yani... Annenin cevabı unutulmazdı. O bir çocuk, oynasın diye atıyorum dedi. Bu hassasiyeti anlamayan, insani olarak anlamayan, siyasetçi olarak anlamayan, mesleki olarak anlamayan, gazeteci olarak anlamayan insanların iktidara temsil ettiği, iktidarda olduğu bir dönemden geçiyor Türkiye. Bu çok açık bir cinnet hali. Bu dönemde çok sayıda gazeteci buna dayanamadığı için, bunu kabullenemediği için ya bizzat işten çıkarıldı ya benim olduğum gibi gazeteciler işlerini bırakıp kendileri olabilecekleri başka alanlar açmaya çalıştılar. Ama iktidarın her söylemine, her kara propaganda ürünü olan kampanyasına, algı yönetimi projelerine kayıtsız şartsız destek veren gazeteler, televizyonlar, kendilerine gazeteci ve televizyoncu diyen insanlar gerçekten merak ediyorum. Yani aynanın karşısına nasıl geçip nasıl kendilerine bakabiliyorlar? Bizim Yeni Şafak muhafazakar medyada da diğer ana akım medyada neredeyse maaşların üçte bir olduğu bir şeydi. Yani ben yazarlık, editörlük, haftalık söyleşiler yaparak 3.300 lira alıyordum. Yani 3 iş yapıyordum ve tek başıma yapıyordum. Hani deşifreyi de kendim yapıyordum, sayfayı da kendim yapıyordum. Fakat şimdi bu geziden sonraki bu bir yıl içinde bazı arkadaşlarla öyle dolaylı konuştuk. Ya maaşları neredeyse 2-3'e çıkmış yani. Bu sadece bizim gazete için söylüyorum. Pek çok insan işte o süreçte ev aldı vesaire. Hani TOKİ'den oradan buradan. Hepsinin borçları hani 8-10 yıllık kredi aldılar ve hepsinin borçları kapatıldı yani. Çok net ifadelerle şunu söyleyebilirim. Gezi eylemlerinde en önde olan arkadaşlarımızdan bir tanesi gezi sayfası yapıyordu. Ve gezicileri hiç kimse benim kadar terörist ilan edemez. Bakın şimdi nasıl terörist ilan edeceğim diyordu. Büyük bir vicdan azabı içinde ve deliliğe vurarak diyeyim artık. Çünkü çalışmak zorunda. 2000 lira, 3000 lira parayla çalışıyorlar bu insanlar. Çalışmak zorundalar. Çalışmak zorundalar. Bir medya çalışanı... İşte mortgage'ın ne olduğunu ilk öğrenen ve halka ilk anlatan olmasına rağmen taksitle buzdolabı almaya bile cesaret ve cüret gösteremez. Çünkü yarın sabah uyanıp işsiz kalmayacağının hiçbir zaman garantisi yoktur diye düşünen ve böyle yaşayan birisiyim 20 senelik medya hayatımda. Buna rağmen ilk kez bir cesaret gösterdim ve cebimdeki parayı son kuruşuna kadar ama. Artık böyle kışlık montların cebinden bozuklukları dahi toplayarak... İşte sonunda bu krediyi aldım, bu küçük eve kendime attım. Ama işte bu tam şuna denk geliyor. Birinci ay gezi patladı, ikinci ay ben işsiz kaldım. Önümde 10 yıllık kredi var. Bizi oradan atan dalga bir siyasi dalgadır. Durup dururken de bu duruma gelmedik. Yani sonuçta Hasan Cemal gitti, ben bir süre daha kaldım. İkinci büyük dalga hepimizi yuttu, o da gezi dalgasıydı. Bu sefer tutturdular, Can Dündar'a at diye. Ya bunun sonu yok dedim, at Ali Topu at, sen onu at, bunu at. Adam durmadan telefon açıyor, onu at, bunu al, bunu koy. Adem Doğan'ın size hediye ettiği evini? Hediye değil. Hayır, hediye diye bir şey söz konusu bile değil. Ben Ankara'dan geldikten sonra ikinci yılın sonunda yalnız bana değil Ertuğrul'a ve Mehmet Ali Yalçındağ'a da gazetedeki ücret ve mukavemimizin gereği olarak alınan ev. Benim yani gazeteci olarak Ankara'dan geldim ve bir yerde oturmam gerekiyordu. O yıllarda hakikaten medyada çok iyi para kazanılan dönemlerdi. Maaşım yani sözleşmemin karşılığı olarak bu ev alındı.
O zaman yüksek bir rakam da değildi yani. 700 bin dolar alındı, söyleyeyim yani. ...36 yıldır gazete sahipliği yapıyorum. Ne 28 Şubat döneminde, ne de bu siyasi iktidar döneminde, ne de bundan evvelki siyasi iktidarlar döneminde ben grubumdan hiçbir gazeteciyi baskıyla, başkalarının isteğiyle atmadım. 2007 yılından sonra bizim grubumuz, hepinizin bildiği gibi, o konuda bir şey yapmayacağım, bir vergi belasıyla fazla haksız yere, hiç olmadık yere fazla sıkıştırıldı. Bizi böyle şey yaptılar. Biz de küçülelim demeye başladık. Ve gazetelerimi satmak istedim. Milliyet'le Vatan'ı sattım. Star'ı sattım. Zamanın ruhu diyeyim buna. Zamanın ruhu. Bir önemli ölçüde yandaş diyorlar ama ben onu sevmiyorum. Hükümet yanlısı yayın organları çıktı. Reklamların bizim gruplar tarafından alınmasını mesele etmeye başladılar. Biz bu endişeyle ekonomiye gidelim. Maalesef gazetelerde ve televizyonlarda ekonominin birinci yolu da insan tasarrufundan geçiyor. O bakımdan biz de epeyce arkadaşımızla istemeyerek yollarımıza ayrıldık. Zaman zaman bağrımıza taş basarak kırgınlıklar, küskünlükler oluyor. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla yollarımıza ayrılmak durumunda kalıyoruz. O da bizi üzüyor ama ne yapalım? Çoğunluğun geleceği için bazı azınlıklarda fedakarlık ediyoruz. Bütün bunların sonunda ben 36 yıldır hiç hata yapmadım demiyorum ben de. Sütten çıkmış ak kaşık değilim. Ne hatalar yaptık. Gazetelerinde de ne hatalar vardır. Vardır mutlaka. Aydın Doğan üzerine konulan vergi baskısı, Milliyet gibi Abdi İpekçi'nin kurduğu bir gazetenin elden ele şey yaparak satılmasıyla son buldu. Sonra gazete işte Demirören'lerde bir şekilde kaldı. Bakın Demirören gazeteyi aldıktan sonra Başbakan'ı Tayyip Erdoğan'ı arayarak beyefendi diyor ben gazeteyi aldım bir talimatınız olur mu? Kimi getirmemizi istersiniz başına diyor. Vergiyi hiçbir şart altında bana haklıdır dedirtiremezsiniz. Ama vergiyi de daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü binah çekeceğim o zaman. Bütün her şey dökülecek. Onu da yapmak istemiyorum. Yani ister kes, ister kesme. Şimdi sen de beni bu vergi işinde fazla sıkıştırma. Tülahan şekerim sen de beni çok sıkıştırıyorsun. Hadi git. Haber yapılabilir, gazetecilik yapılabilir. Çok az mecra var şu an Türkiye'de. Çok az mecra var. Bunun dışındakiler zaten gazetecilik yapmıyorlar. Çok açık ifadelerle, iktidar medyasına yakın insanlarla, canım gazetecilik yapacak zaman mı şimdi denildiğine defalarca şahit oldum ben. Hani bir deyim vardır, bir hikaye vardır Anadolu'da. Sarı ineği vermeyecektiniz. O zaman ben bir yazı yazmıştım, o sarı ineği vermeyin diye. Hikaye doğayla ilgili bir hikayedir. Aslanlar ineklere, öküzlere gidip diyorlar ki sizi yiyeceğiz. Aman duman peki şu sarı ineği verin vazgeçelim diyorlar. Sarı ineği veriyorlar. Derken aslanlar her acıkça gelip bir inek istiyor alıp götürüyorlar. Sonunda iki tane öküz kalıyor. O öküzlerden birisi diyor ki sarı ineği vermeyecektik diyor. Biz o zaman bunu çok bekledik. Sarı ineği vermeyin dedik. Ama o ineklerden birisi de benim. İneği verdiler. Dört yıldır aşağı yukarı bütün bunların uzağındayım. Urfa'da bir tesiste çobanlık yapıyorum.
gazetecilik yapamaz oldum artık İstanbul'da. Niye yapamaz oldum? Sermaye değişti bu ülkede. Önerdiğin her habere başka türlü bakmaya başladılar. Girdiğin her yazıya başka türlü bakmaya başladılar. Benim bireysel olarak en fazla üzüldüğüm bu işin yöneticiliğini yapan insanların çok çabuk bu yeni dile adapte olması. Çok çabuk adapte oldu. Ve kendi kadrolarıyla bu işleri yapmaya çalıştılar. Dolayısıyla ben ve belki de benim de aralarında bulunduğum binlerce insan bu işi yapamaz oldum. Beni de gölde taş sektirenler gibi beni de attılar Urfa'ya. Ben Urfa'dan da zıpladım. Urfa'nın 10 kilometre dışına bir çiftlikte hayvanlarla iç içe bir hayat kurmak durumunda bıraktılar beni. Ama şimdi çok net bir 1000 civarında arkadaşım var. Güzel güzel söz dinliyorlar. Ben de aç bırakmamaya çalışıyorum onlar. Onlar da beni galiba aç bırakmayacaklar, bırakmıyorlar. Öyle devam ediyoruz şimdi. Aslında bu kıyım ilk başladığı günden birbirimize fazlasıyla sahip çıkabilseydik zaten belki de bu kadar hızlı ve bu kadar ağır bir kıyıma uğramayabilirdik. Hep kendimizi önemsediğimiz için birlikte davranmanın ne kadar erdemli ve önemli bir şey olduğunu unuttuğumuz için şimdi tek tek kendi başımıza kaldığımızda birçok şeyi sorguluyoruz. Bu sadece iktidarlar eliyle olmadı. Her iktidar bunu ister. En demokratik görüneni bile. Burada mesele insanların kendi mesleğine, kendi özgürlüğüne, meslek ahlakına sahip çıkmamasıyla, çıkıp çıkmamasıyla ilgili bir sorun var. Ve eskiden şey diye rasyonalize edebiliyordum. Hani insanlar ekmek parası, çoluğu çocuğu var. Ama artık bu rasyonalleştirme aracını aşan çok korkunç bir dönem yaşıyoruz. Ve biz bugün bunları yaşıyorsak biraz da buna müstahak olduğumuz içindir. Kaybettik. Gazeteciler hiç örgütlü olamadı değil. Örgütlüydü ama kaybetti. Nasıl kaybetti? Çok ucuza kaybetti. 90'ların başında sendikadan istifa edin, biz size sendikanın verdiği kadar para veririz dedi patronlar. Ufak terfiler, ufak rüşvetler, ufak promosyonlarla sendikalarını bıraktı gazeteciler. Bir arada değiliz, tek tek mücadele ediyoruz. Düşünsenize Hürriyet Gazetesi, Doğan Medya Center 2500 kişi. 2500 kişiden 1000 kişi sendikalı olsa ne kimseyi atabilirler, ne kimseye baskı yapabilirler. Kurduğumuz ilişki bir dayanışma ilişkisi değil. Uğur Mumcu tipi gazetecilik diye bir şey vardır ya, o gitti de sanki biraz daha böyle magazin yıldızı, süperstar gazetecilik, gemisini kurtaran gazeteci, arkadaşının ayağını kaydıran gazeteci, arkadaşı işten atılırken hemen onun yerine geçmeye çalışacak olan gazeteci ya da haber merkezinde eşyalarını toplayıp gitmeye hazırlanırken aman ben onun yanında görünmeyeyim de beni de atmasınlar, arkadaş olduğumuzu anlamasınlar diyen gazeteci tipi şimdi galiba biraz daha seviliyor, isteniyor patronlar tarafından. Ve herkesin zihninde şu var, ben zaten ondan daha iyiyim. Ben zaten ondan daha iyi televizyoncuyum. Niye onunla aynı parayı ya da aynı zammı alayım ki? Yani biraz futbolcu gibi. Hani transfer borsası var sanki gazeteciler içinde. Ve bireysel yetenekleriyle daha fazla maaşları hak ediyorlar ya da daha iyi mukaveleleri hak ediyorlarmış gibi hissediyorlar. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Son 10 yılda bunu gördük. En ünlü köşe yazarları, en popülerleri patronun iki dudağının arasında hepsi gitti. Hepsi gitti. Bunun alegorisi de şudur. Bir tane kurşun kalemi alın, çat diye kırarsınız değil mi? Çok basittir. 10 tane kalemi alın, birbirine bir bağlayın bakalım kırılıyor mu? İşte bizim burada yapmaya çalıştığımızda o 10 tane kalemi birbirine bağlayan ip olmak. Hala herkes kendi kutbunu seçiyor. Hala herkes kendi arkadaşını seçiyor. Hala birbirinin üstünü örtme çabası var. Oysa ki aslında hepimiz işsiziz. Ama işte ne bileyim Ahmet Efendi atıldı ama zaten ulusalcıydı. Mehmet atıldı ama o zaten Kürtçüydü. Bilmem kim atıldı ama o zaten çok gençti. Yok beyaz Türktü, yok yeşildi filan. Derken aslında hiç kimse birbirine adam akıllı sahip çıkamadı. Çünkü risk almak istemiyorlar. Hayatlarındaki bir takım var olan
İyi ya da kötü olanaklarından vazgeçmek istemiyorlar. Gazeteleri, kartvizitlerine gazeteci yazmak çok önemli. Egoları tatmin oluyor. Yani bunların hepsini mesleğin ciddi bir hastalığı olarak görüyorum ben yani. Bir kere bunlardan sıyrılmak lazım. Kendisini patron zannediyor. Burada muhabir ya da editör ya da şef kendisini devlet zannediyor. Yani gazeteci zannedenler de zaten gazetecilik yapamıyor. Böyle. Hani tuhaf. Çok egolarımız hepimizin birbirinden yüksek yani. Gezi'den sonra umutsuz olunamaz. Yani hem Türkiye, bölge ve dünyanın geleceği için umutluyum. Hem de sendikam için, gazeteciler sendikası için de umutluyum. Üye sayımız bizim düzenli olarak artıyor, gördüğümüz teveccüh artıyor. Ve hiç tahmin edemeyeceğiniz yerlerden. Yani muhafazakar medyadan, ana akım medyadan, yerel medyadan, sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt fark etmeden her taraftan teveccüh görüyoruz. Dolayısıyla umutsuz olmak için hiçbir sebep yok. Sıkıştırılan medya, televizyon kanallarıyla, gazeteleriyle en çok satan, sıfır promosyonla en çok satan gazete oluyorlar. En çok izlenen televizyon oluyorlar. Halkımız bunu görüyor. Basın özgürlüğü açısından umutlu muyum? Ondan da umutluyum. Çünkü yani Gezi'de çıkan o enerji şu an sönümlenmiş görünse bile en ufak bir rüzgarla o tekrar tutuşacak. Bu insanlar Mars'a gitmediler. O genç insanların zamanı asıl şimdi geliyor. O 80 kuşağının, 90 kuşağının zamanı tam da şimdi geliyor zaten. Umudum var. İyimserim. Türkiye'de basının ve gazetecilerin sesini hiçbir diktatör kesemez.